Merhaba, ben Fırat Engin. Akbank Sanat'ta Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde düzenlenen 6 sanatçı öncülüğünü arıyor sergisinin katılımcılarından bir tanesiyim. Sergide 3 adet çalışmam yer alıyor. Çalışmalardan bir tanesi 2011 tarihli İstila başlıklı enstalasyonum, yerleştirmem. Bir tanesi 2017 tarihli Nefes serisinden sergiye dahil ettiğimiz Nefes isimli bir çalışma. Bir tanesi de Frekanslar serisinden bir neon çalışma. Üçü de farklı yıllar ve farklı dönemlerde yapılan çalışmalar. Bu da aslında benim sürecimin bütünlüğün gösterilmesi açısından oldukça önemli. İstila çalışması tekebeği kahve bardaklarının kalıba alınarak yaklaşık 300 adet çoğaltılarak ve birebir boyutlarda ve döküm ağır, yani dolu döküm yapılarak mekana yayılan, mekanda yerleştirilen bir düzenleme. Bu çalışmanın tabii kültürel okumaları var. Yani kitle, toplum, birey-meta ilişkisi, kapitalizm ve kültürel yayılmacılık ilişkisi ve benzeri alt okumaları da beraberinde taşıyor. Çalışmanın altın sarısına boyalı ama bunlar açıkçası bir silahın, merminin, kovanın kovanı gibi, boş kovanları gibi algılanabilmesi için o renkte, bir kovan renginde, bir kovanın altın sarısı renginde boyanmış ve mekana yayılmış bir düzenleme. Yani her bir bardak aynı zamanda boş bir kovanı da simgeliyor. Ama tabii oradaki mermi kovanı yerine kahve bardağı kullanılıyor. Nefes serisi, kırık cam teorisi ve hafıza ile ilişkili bir çalışma. Kırık cam teorisine göre bir nesne, bir yapı yıkıma uğradığında ve bu tamir edilmediğinde toplum psikolojisi tarafından daha çok yıkıma uğruyor. Hafıza da nesnenin kendi tarihsel belleği ile ilişkili bir şey. Ben bu buluntu pencereleri tekrardan, ki büyük oranda kırık cam teorisi bağlamında yıkıma uğrayan bu nesneleri tekrardan diriltmek, tekrardan izleyiciyle ilişkiye geçirmek ve o hafıza ve o belleği bir kültürel okuma olarak açığa çıkabilmesini sağlamak açısından krom yüzeylerle müdahale ederek tekrardan bunları diriltmeye, tekrardan kullanıma, sanatsal mecrada bir yapıt alanına çekmeye, bir iş alanına çekmeye çalıştım. Böylelikle izleyici o krom yansımalar üzerinde kendini görebilir, nesnenin hafızasıyla onun kültürel katmanlarıyla ilişkiye girebilir. Sergide bir son çalışma olarak da bir neon çalışma var. Bu çalışmada frekanslar dediğim bir çalışma. Orada da bir çerçeve var, altın varaklı. Bu çerçeve genelde ya ayna kullanılıyor bunların içinde ya yağlı boya tablolar oluyor ki bu tablolar genellikle bir portre oluyor. Ve bu portre bir kimsenin, birinin betimlenmesi, bir kral olabilir, bir aile büyüğü olabilir, bir aristokrat olabilir, ya da bir aile fotoğrafı olabilir, daha mütevazı olabilir. O imgeyi çıkardığınız zaman imge çıkıyor ama geride kalan frekans, yani o imgenin izleyici üzerindeki frekansı, duygusal frekansları mekanda kalıcı oluyor. Bu da çerçevenin dışına taşan bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu etki kahramanlıkla ilgili olabilir, destansı olabilir, hüzün olabilir, mutluluk olabilir, mutsuzluk olabilir. Bu, o imgeyle, o imgenin yarattığı etkiyle ilgili ben onları soyut çizgisel frekanslara dönüştürüyorum, neon aracılığıyla. Bu çalışma da aynı zamanda hafıza ile ilişkili. Çalışmaların bütününe bakıldığında çıkan tema ile birlikte bize sorulan bir soru vardı küratöryel olarak. Sanatta öncülün kim? Bu meseleyi düşünürken birçok öncülüm var ama hepimiz zaten bir gelenekleriz, bir geleneğin devamıyız. Bu bağlamda bakıldığı zaman ben kendime birçok sanatçı arasından Sarkis'i bu sergide kendime öncül olarak seçtim. Çok doğal bir süreç olan hepimizin bir geleneğe eklemlenmesi, bir tarihin ardılı olması ve kronolojik anlamda bir bütüne evrilmemiz noktasında ben Sarkis'in nesne, biçim, kavram, teknik ve benzeri konulara yaklaşımını kendime yakın hissediyorum. Benim çalışmamda da hafızayla ilişkili, anıyla ilişkili, bellekle ilişkili hem biçimsel hem de içerik anlamında birçok buluşma var.
tıpkı servislere olduğu gibi. Bu açılardan bakıldığında düzenleme, yerleştirme, hazır nesne, neon gibi nesneler bakıldığı zaman da nesne repertuarımın da Sarkis'in geleneğinin bir ardılı, bir devamı, ona eklemlenen bir şey olduğunu düşünüyorum. Öte yandan da yeni ve farklıyı söyleyebilmenin en organik yolu da zaten gelenekle kurduğumuz bağ. Yani gelenekle bağ kurmadan yeni ve farklıyı söylemek oldukça zor. Veyahut da geleneği reddederek yeniden ve orijinal olandan bahsetmemiz çok zor. Hepimiz bir geleneğin ardılları olarak bu sergide yer alıyoruz. Bunu göstermesi açısından sergiyi çok önemli buluyorum. Yani her bir sanatçı ve onun öncülünün bir aradalığı aslında totalde bir yeni bir geleneği, yeni bir söylemin de açığa çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda çok önemli buluyorum bu projeyi. Teşekkür ederim.